değilim ben, yok bir şeyim benim. Duydunuz mu beni? Ya fikrimi değiştirdim, annemi görmek istiyorum ben, istemiyorum test falan olmak. Depresyonda da diken dalgalar var. Nöbet geçirmek üzere olabilir. Bence daha basit bir açıklaması olmalı. Alo, duymuyor musunuz beni ya? İstemiyorum ben test falan olmak. Zorla testimizi yaptıramazsınız. Ben Aslı haydi. Dur. Bırakın, istemiyorum diyorum ya. Bana zorla Aslı, istemiyorum dur. Diyorum Aslı, ama dur. Ya istemiyorum. Bak, bu testleri yapmak zorundayız, ama tamam mı? Ama istemiyorum. Bana zorla test falan yaptıramazsınız. Tamam, bir dakika. Bak, bizim testleri yapmamız lazım. Ya, rica ediyorum. İstemiyorum diyor. Aslı. Ya zorla test falan yaptıramazsınız. Tamam, ne istiyorsun? Hadi ya, bırak. Annemi görmek istiyorum. Bebek. Annesini görmek istiyormuş. Bak, bunu seni küçümsemeden de söylerdim ama o zaman da sana saygı duyduğumu falan düşünürsün diye korkuyorum. Anladın mı? Küçük bir çocuksun sen. Korkuyorsun. Bizi de oyalıyorsun. Kalk bakalım şimdi, otur şu sandalyeye. Hadi. Korkmuyorum ben. Boşuna uğraşma. Korkutamazsın sen beni. Alın işte. Ergen. Tam bir ergen. Ergen. İyi madem. O zaman... Ağrı mağrı hissetmiyorsun. Anlat da dinleyelim ya şu güzelliği, zevkü sefayı bir dinleyelim. Bu ağrısız bir hayat nasıl oluyor? Ne güzellikler var. Hadi. Berbat bir şey. Vallahi her dakika ağrı içinde olmaktan kat kat iyidir, söyleyeyim sana. Ben sabah her uyandığımda gözlerimi kontrol etmek zorunda kalıyorum. Gece uyurken, gözlerimi kaşırken korneamı çizdim mi diye korkusuyla. Kıyamam, ağlamaktan öleceğim şimdi. Ben ağlayamıyorum bile. Ben de ağlayamıyorum. Ben de her sabah uyandığımda gözlerimi kontrol ediyorum. Niye biliyor musun? Aldığım ağrı kesiciler sonunda karaciğerimi vurdu da sarılık oldum mu diye. Böyle bakıyorum gözlerimin içine, sarılar mı diye. Ya ben koşamıyorum bile ya. Ayak parmaklarım şişecek mi diye. Ay, ben de koşamıyorum vallahi. Bir bakalım neden? Erkekler uzun süre elimi tutamıyor. Vücudum aşırı derecede ısındığı için. Kızlar da benim elimi tutamıyor. Çünkü baston var elimde. Öbür elime alıyorum bastonu. Bu sefer de baston tutan elim nasır tuttuğu için hiç tutmak istemiyorlar. İyi diyorlar. Tuvaletimi yapmamı hatırlatmak için telefonda özel alarm arkaya gitti benim. Benim de ofisimin olduğu katta tuvalet yok. İki kat aşağıda tuvalet, haberin var mı? İçtiğim her suyun hesabını yapıyorum. Zırt pırt tuvalete gitmeyeyim diye. Merdivenlerden aşağı inmeyeyim, sonra çıkmayayım tekrar diye. Ya ben yaptığım her şeyin hesabını yapmak zorundayım. Ağzımda, dilimde, dişimde kesik var mı? Vücudum ısısı kaç derece? Cildimde morluk var mı? Beni vurdular. Biliyor musun? Aldılar tabancayı, geldiler böyle dam diye vurdular. Al, hepsi şahit burada. Ben de daha 3 yaşındayken ocağın üzerine oturdum. Bırak canım, sallıyorsun şimdi ocağın üzerine oturmuş. Hadi canım. Ya sana yalan mı söyleyeceğim? İstersen gel göstereyim. Neyi göstereceksin? Olmayan izi mi göstereceksin? Hadi göster, olmayan izi göster. İyi tamam, gel sen istedin. Gel bak. Getirin bakalım sandalyeyi. Tekrar ayılırsa nitrozoksit verirsiniz. Bacağınız yüzünden değil, çenenize hakim olamadığınız için vuruldunuz. Hah. 16 yaşında. Sıcak ne, soğuk ne bilmiyor. Karmaşık bir durum. Acıyı hissetmemesi hayatını ne kadar zorlaştırıyor kim bilir. Acıyı hissedemediği için kendini korkusuz zannediyor. Evet. Bu yaşta bir genç. Yani bu gibi bir hastalığı bir süper güç zannedebilir. Tam olarak öyle. Kendini süper güç zannediyor. Öyle bir şey yapmasına gerek yoktu. Vardı. Hasta mıyım? Hayır. EEG sonuçlarım normal. Röntgende kırık yok. Kan tahlillerinde enfeksiyon bulgusu. Aslı. Mavi kot! Mavi kot! Gel Aslı. Buz torbası ve soğutucu battaniye. Hemen gel. Buz torbası da getirsene. Yüzü kızarmamış hocam, terlemiyor da.
Teşekkür ederim Ecem'e. Senin fizyolojik. Açsana. Kapat. Kız gerçekten hasta. Ateşini zor indirdik. Enfeksiyon olabilir. Lomber fonksiyonunda protein düzeyi normal, lökosit yok. Bilirubinleri yüksek. Karaciğer sorunu olabilir. Transaminazlar normal. Narkotik maddeler? Toksikolojisi temiz. Çok enteresan. Resmen terse işliyor durum. Kıza ilk önce testleri yaptık, kız sonradan hastalandı. Belki de biz bir şey yaptık. Belki de yaptığımız testler hastalığı tetikledi. Testleri tekrarlayalım. Spinal sinire biyopsi yapmamız lazım. Kızın sırf ateşi var diye kızı felç etme riskini göze mi alacaksınız? Evet, felç etme riskini göze alacağım. Çünkü ateşin neden kaynaklandığını bilmiyoruz. Sorun nörolojik olabilir. Evet ama bu ateş, herkes ateşlenir. Bir DATS hastasından bahsediyoruz. Değil mi? Belli ki. Nöral şebekesinde bir tuhaflık var. Sinir bağlantılarında bir gariplik var. Doğduğu günden beri aynı olan nöral şebekesi şimdi mi alarm veriyor hocam? Evet, şimdi alarm veriyor. Saklambaç oynuyormuş sizle. Siz test yaparken saklanmış, testler bitince sobelemiş sizi. Oldu mu? Nereye gidiyorsunuz? Nereye gidiyorum? Siz belli ki böyle prensiplerinize sıkı sıkıya bağlı kalacaksınız. Her dediğime itiraz edeceksiniz. Ben de gideyim bari patronumdan izin alayım paşa paşa. Abdüre, orantasyon devam ediyor. Ha? Biriktiriyorsun değil mi paraları? Göreceğiz hocam. Ne parası bu? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.